Manisa sahil yolunda bayan sürücü yan şeride geçerek yolda duran iş makinesine çarptı. Oluyor, bu yol ölüm yolu ya. Öyle. Kazada sürücü yaralanırken araç kullanamaz hale geldi. Çocuk camın dışına çıkmış, her an düşebilir. Abdullah Usta'nın şu anda çocuğu alacak oradan. Mustafa Taşkömür'ün gönderdiği bu görüntü bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gösteriyor. Neyse ki anne bir kaza olmadan çocuğu içeriye alıyor. Okuldan çıkmış bir öğrenci gideceği noktaya varmak için otobüsün arkasına tutulmuş yolculuk yapıyor. Bir eli belinde, diğer eliyle de otobüsü tutuyor. Yaptığı hareketin onun için ne kadar tehlikeli olduğu umurunda bile değil. Bir kez daha gençlerimizi uyarıyor ve yaptıkları bu basit hareketin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Karabük Safranbolu'da motosiklet üstündeki iki kişinin akıl almaz hareketleri hayrete düşürdü. Bir anlık denge kaybı eğlencelerini yasa dönüştürebilir. Küçük çocuk İstanbul Bağcılar'da bir okul bahçesindeki demirliklere kafasını sıkıştırdı. En normal böyle. Vatandaş çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Korkudan ağlayan çocuk yan döndürülerek sıkıştığı demirden kurtarıldı. Güvenliği her geçen gün hiçe sayılmaya devam ediyor. Katı tamiri yapan bu kişinin bir anlık ihmali ölümüne sebep olabilir. Bir eliyle çalışıyor, diğer eliyle de yarım yamalak tutunuyor. Tehlikenin ise hiç farkında değil. İngiltere'de yaşayan izleyicimiz Atilla Kaya bizlerle bu ilginç aracı paylaşıyor. Aracın yarısı motosiklet, yarısı da otomobil. Özel tasarım olan bu araç İngilizlerin hayli ilgisini çekmiş durumda.